AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sen kimsin? Adın ne? Adım Zeynep Üsel Korkmaz. Perre Antik Kent'e giderek incelemelerde bulunan Başkan Dağtekin, Adıyaman'ın ekonomik kalkınmasında turizmin önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Perre Antik Kent'i hemen şehrimizin yanı başında, ses mesafesinde bir antik kentimiz. Biz mutlaka bütün gücümüzle Perre'ye bir odaklanmamız lazım. Ben gelip böyle incelediğim zaman ister karşılama alanından tutun o Sinevizyon'un izlenme mekanına kadar buradaki karşılama uğurlamaya kadar bir eksiklik ortada besbelli. Hakikaten bu hazine hangi ilin elinde olsa çok farklı bir şekilde değerlendirilebilecekken biz gerçek anlamda ister Adıyaman halkı olarak ister bu yörenin insanları olarak ki ben de bu yörenin insanlarından biriyim her birimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Biz zaten genelde toptancı bir mantıkla bir yere yıkarız sorunu ve onu bir daha da çözemeyiz. Burada lütfen hepimiz bize düşeni üstlenelim. Sorun olduğu ortada, belli. Bunu tekrar en yüksek düzeyde turizme nasıl kazandırılabilecekse turizme kazandırmamız lazım. Bu sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Perre Antik Kent'le ilgili sözlerini de hatırlatan Dağtekin, özellikle tanıtım noktasında bu tarihi değerleri sürekli gündeme getireceklerini söyledi. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın Perre Antik Kenti gündemimizdedir ifadesinden sonra bu heyecanımı sonuna kadar ki onda bizim de katkımız oldu o ifadenin kullanılmasında mutlaka Perre'yi Adıyaman'ı gelip gördüğü zaman hemen merkez içerisinde biz içerideki hazinelerimizi öncelikle gündem yapacağız. Yani Tuzhan'ı ve çevresini önce gündem yapacağız. Sonra tarihi hazinelerimizi gündem yapacağız. Ardından Pirin. Başkan Dağtekin konuşmasının devamında inanç turizmine de değindi. 45 yıl Samsat gibi bir bölgede yaşamış ve Nur suresinin kendisini aklamayla ilgili inen bu mübarek insan aslında bizim gündemimizden hiç düşmemeli. O yörenin insanları Save Sipi diye ifade ederler. Sipi ak demiş demek. Aklanmış sahade. Yani Kur'an'ın akladığı, başkalarının iftira attığı ama Kur'an'ın akladığı bu mübarek insan aramızdayken onsuz olmaz. Yine onun ilerisinde Karakuş Tepesi'nden Cendere Köprüsü'ne, oradan Arsemiye'ye, oradan Nemrut'a bütün bu hazineler hep bizim elimizdeyken döndüğümüzde hemen Besin'deki tarihi hazinelerimiz hemen bizim ilerideki Palanlı Mağarası'ndan tutun da Taşkedik dediğimiz o bölgelerdeki tarihi mekanlara baktığımız zaman hepsi bizim çırpınışımızı bekliyor. Bizim silkinişimizi bekliyor. Evet, turizm Adıyaman için bir hazinedir. Bu hazineyi bizim yeniden ortaya koymamız lazım. Ve nice insanlar bu sahada ekmek yemeleri lazım. İkinci en önemli gelir kaynağımız olacak olan şey de yine buranın eski adı, zaten dönüp resmi çektiğimizde Vadi-i Lem'an, parlayan vadidir. Bu parlayan vadi, Adıyaman'ın parlayan yıldızı topraklarımızdır, vadimizdir.
Öte yandan Dağtekin, Ören yerini gezmeye gelen vatandaşlarla ve çocuklarla yapılan sohbeti ise renkli anlara neden oldu. Sen kimsin? He, adın ne? Adım Zeynep Esra Korkmaz. Ama çok tatlı bir adım varmış. Babanla beraber